Mor patatesin çok güçlü bir antioksidan olması ve içeriğindeki besin değerleri ve minerallerle insanları çok ciddi zayıflattığını gördüm. Ve peşine düşerek işte tohumu bularak ekimini yaptık. 4 aylık bir süreçte ekimini tamamladık. Bugün de hasatını yapıyoruz. Çiftçi kızıyım. Yıllardır zaten çiftçilikle uğraşıyorum. Tabii ki mor patatesi dışında birçok ürün de ekiyoruz. Ama mor patates bir farklılık olsun istedik. Herkesin ektiği bir şey değil de farklı bir ürün ekerek Eskişehir'de de bu ürünün yetişebileceğini göstererek mor patatesi ekip hasatını yapıyoruz şu an. 10 dönüm ektik. Haziran ayında ektik. Biraz geç ektik. O yüzden geç hasat yapıyoruz. 10 dönümde tahminim 15-20 tona yakın bir mor patates alacağız. Mor patates renginden dolayı C vitamini, demir, ferritin ve folik asit içeriyor. Ve aynı diğer böğürtlen gibi ya da işte bu mor gruba giren meyveler gibi eşit değerlere sahip ve besin değeri yüksek olduğu için hem antioksidan hem de antisyanin içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudun virüslere karşı güçlenmesini sağlıyor. Kanserde ve buna benzer birçok rahatsızlıkta tedavi edici özelliği de var. Vegan ve çölyak hastaları için de çok ideal bir besin. İçerisinde nişasta oranı çok düşük ve besin değeri çok yüksek olduğu için aynı zamanda vücudun direncini de güçlendirdiği için dediğim gibi çölyak hastaları da veganlar da çok rahatlıkla kullanabiliyor. Bakımı zor ve tek bir çeşit olduğu için yarım kilosu 30 lira civarında satılıyor. Ve bu bizim ektiğimiz ürün tamamen organik. Hiç ilaç kullanmadık, hiçbir şekilde gübre atmadık. Tamamen organik ilaçlamalarla destekledik. İşte ekstrelerini yaptırarak toz haline ve sıvı hale getirdik. Çok ciddi bir gıda boyası. Biraz bakımı zor, kolay bir ürün değil ama tohum üreterek birçok insanı bununla ilgili destek vermeyi düşünüyoruz çiftçilere, özellikle bayanlara.